Efendim Yörük Çadırı'ndayız. Yanımızda Özgül var. Şimdi biz çayları içeceğiz ama Özgül'cüm onunla senin biraz işin var herhalde. Çünkü dışarıdaki oğlaklar beklemez. Bunu bir anlatır mısın bana canım benim? Bu dedim ya süt yılı var, sütün olmadığı yıl var. Bu yıl süt olmadı. İkiz kuzulayanların ikizleri aç kaldı. Onun için sütün olmadığı yerde doğan yavruyu kesip atmak olmadığı için mecbur kaldık biz de. Süt tozu diye bir şey üretmişler. Hani biz bilmiyorduk. Çok da faydalı, yarayışlı bir şey değil ama hani yavruyu aç koymuyor, yaşatıyor. Ama oğlan midesinde de yatmıyor, büyütmüyor da. Onun için ben içine ne yaptım? Un kavurup koydum. Onu da nereden düşündüm? Önceden annelerimiz süt olmadıklarında un kavurup işte ya pirinç unu ya da normal unu kavurup kaynamış suyuyla mama yapıp vermişler. Ben de dedim hani un bu, yarar yani. Biz hep küçükken ekmele bazlamıyla büyüdük yani. Büyüdüğümüze göre oğlan da büyütmesi lazım diye içine gıda olsun diye un da kattım. Kavurup koydum tabii. Şimdi onu da kaynayan suyla ben mama yapıp görürsünüz birazdan. Tatlı bir kızım var. Ona içireceğim. İsmi ne? Küçük. Küçük ismi. Bir aileye geldiğinizde bu ailede Hasan Ali vardır derler yani, bilindik isimdir. O ailenin soyundan gelen bir isimdir. Bizim de geçimizin soyundan gelen bir isim. Güççük. Evet. Ondan değiştirmedim. Güççük mü, hiç de güççük kalmıyorlar. Güççük bunun hepsini yiyecek mi? Tabii sulandıracaksın. İki tane benim hiç annesinden emmeyen güççük iki biberonunu o içecek emziğini. İki emziğinde diğer sütü yetmeyen, gene aynı sütsüz olduğu için böyle alıştırabildiğimi beslemek istiyorsun. Çünkü beslenmedi miydi yazlık hem oğlacıklar aç kalıyor hem de büyümüyorlar. Bunu da sıcak suyla yapıyorum, kaynayan suyla yapıyorum ki tam özlesin, hani pişmiş olsun. Onu zaten pişiriyorum. Ben hep böyle yaptım. Geçen sene çok da güzel büyüttüm birini. Evet, annesi yaşlıydı, ikiz yavruladı. Geçen sene hiç annesini görmedi, hiç deri meme somurmadı. Ama aynı bu şekilde bazen süt artardı, süt emdirirdim. Bazen bu şekilde büyüttüm, çok da güzel oldu. Elimde bazen dağda pelit yedirdim, bazen erik yedirdim. Bilenler bilir onu. Bu, o erkek güççüktü, o da güççüydü. Üreyen geçiler tabii onlar. O erkekti, bu dişi inşallah. İleride oğlaklarını alırın, sağarın. Tabii insan deli gönül neleri düşünür. Erkek olsa bir kere satarsın gider ama dişi oldu muydu üretirsin. Bir sene, iki sene, üç sene yavrusu olur, onun yavruları üremeye başlar. Tabii. Torba attı deli taydan neler bekler dedim. Daha yeni torba atmak yani, tay daha küçüktür tay. Yani tayda bir şey getirip götürmez, atıla getirilir de tay hayvanın arkasında koşar gelir, delidir işte, deli tay diye ondan derler. Ondan bile adam medet umar yani. Bizim gönülde işte benim küçükten medet umuyorum bakalım. Memeden çıkan sütün ılıklığına gelmesine kadar bekletirim. Ya da bazen acıca hazırlayacaksam yarı yarıya kaynak suyla tam özleştirir hazırlarım. Soğuk suyla da dediğim gibi bir keçinin meme ılıklığı ne kadarsa o şeye kadar getiririm. Onu da bazen yüzüme dayarım. Yüz hassas sıcaklığını ölçmeye. Bazen de öyle elimle bakarım. Alıştım gayrı baya. Öyle. Oğlaklarıma bakarım yani. Her yıl elinize farklı farklı bir sürü güzellik doğuyor. Biz kuzluyor deriz. Bir sürü yavru dünyaya geliyor. Tabii bunun üzücü tarafı da olur. Ben çok üzülürdüm küçükken, çok dağılardım. Oğlakları tabii bir gelir elde etmedin de hayat yürümüyor. Küçükken oğlakları işte erkek oğlakları satardık. Dişi oğlak yine üretim için. Erkek oğlakları sattık mıydı çok üzülürdüm. Anneleri unutana kadar hep meleşirlerdi. Çok da üzülürdüm ona küçükken. Küçük 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 küçük. Küçük kızım küçük küçük küçük. Benim boduğum bu boduğum. Kuk kuk. Nalda acıkmış benim boduğum. Başım boduşum. Küçük 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 küçük. Ne? Hayvan mı sırdı?
Efendim, o kadar güzel ki anlatılmaz, yaşanılacak duygular bunlar. Özgül'ün hazırladığı mamaları oğlaklarımıza verdik. Bunlar tabii ememeyen, beslenemeyenler değil mi? Evet, annesinin sütü yetmiyor bunlar. Şu ikiz olduğu için annesinin sütü sadece birine yetiyor. Bunda annesinin hiç sütü olmadı. O mecburen bunlara takviye yapıyoruz. Dur bekle. Baba, şuna bakar mısın Mehmet abi? Gel kızım, güç. Ay, geliyor, ismini biliyor. Ben sana boncuk yaptım ben. Dur bir bak. Bak, güzel olacak sana. Heh. Cicik olacak sana bu. Sen dur bakalım. Ne güzel bunlar böyle. Nedir bunlar böyle? Buna biz çıtlık diyoruz. Ağaç mı? Çıtlık. Ya ağaçtan düzülüyor da hani yapılan o süs çıtlık diye geçer. En güzeli çalta ağacı dediğimiz çalta var. Ondan düzülür. Ben bunu düzdüğümde çaltı çok şey geldi, sert geldi, düzemedim. Yemiş ağacından. Annem dedi yemiş ağacından da düzülür dedi. Yemiş, hatta dedi ki ağzında yara falan oldu muydu? İyi olur diye dakallar dedi. Hani ağızda bir şey olduğundan değil de. Yemiş daha güzel düzüldü. Ondan düzdüm böyle. Ay. Süsün güzel oldu değil mi? Nasıl güzelmiş. Biraz anne, uzun oldu. Çok güzel olmuş. Benim güçcüğüm süslü, güzel olur tabii benim baktıklarım. Berram'a da süsüyle bakarım. Buna da bakarım böyle süsüyle. Böyle. Çok güzel oldu. Biraz uzun oldu ama. Güzel bir boncuk. Güzel. Boncukların da yakıştı sana rengine göre. Renk kattı sana. Tavşan tüyü gibi bir tüyün var. Boduğum benim. Bu arada boduk da devenin yavrusu. Tabii deve yavrusunu söyleyerek seviyorsun, geç yavrusu. Öyle bir şeyim var. Öyle. Boduk derin ben. Tavşan derin. Tüy tavşan gibi. Dağlarda tavşana benziyor. Öyle. Gözleri de hoşuma gidiyor. Sürmeli sürmeli gözünün kenarları. Annesi ötekini kucağına alıp yatıyor. Mücazım bakıyor ama bunda bunu geldi mi böyle seviyorsun işte. Yanına yatıyor da emdirmiyor. Ama her zaman mesela ilk geldiğimde onu buluyor. Bunu görmez. Mesela kapıda onu karşılar, bunu karşılamaz. Bu da artık unutmaya başladı. Gene de. Ama mal büyüttüğü yavrusunu unutmaz. Geç olur. Yani geçi ne diyeyimse 5-6 yaşına da gelse gezemlerini bilir. Genelde yatarken şöyle yanına oğlağını, gezemini, çevicini toplar yatar. Yatarken. İlk oğlak yavrulamaya başladığında kuzluğa girdi miydi? Kuzlukta bir eğer altına bakamadıysak ıslandı mıydı? Oğlak kötü kokar. O zaman geçi çok oğlak almaz. Kokusundan biliyor. Koku pis oldu mu zaten beğenmez oğlak. Hani kendinin olduğunu bilse de beğenmez.